Geçtiğimiz gün açıklanan buğday fiyatlarındaki artış ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Latif Öztek'ten bir açıklama geldi. Öztek, buğday fiyatları 66,5 kuruş değil de 80 kuruş açıklanmalıydı dedi. Sayın Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2012 yılı buğday alımında uygulayacağı müdahale fiyatlarını 18 Haziran 2012 Pazartesi günü açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Latif Öztek, 2012 yılı için fiyatların 66,5 kuruş olarak açıklanmasını eleştirerek bu yıl buğday fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı 80 kuruş olmalı dedi. Artış 2011 yılına göre kilogram başına 6 kuruştur. Bir diğer ifadeyle 2011 yılı fiyatlarına göre %10'luk bir artış söz konusudur. Bu sene, yani 2012 yılında iklim şartları da pek müsait olmadığı için dönüme verimin 2011 yılına göre daha düşük olacağı konunun uzmanları tarafından tahmin edilmektedir. Hem dünyada buğday üretimi azalıyor 24-25 milyon ton, hem de Türkiye'de. O zaman 2012 yılında buğday fiyatları dünyada serbest piyasa koşullarında daha yüksek olarak teşekkür edecektir. Tabii Türkiye için de aynı şey söz konusudur. Saadet Partisi olarak buğday üreticisine yapılan diğer desteklerin aynen devam etmesi gerektiğini ve 1 kilogram ekmeklik buğdayın fiyatının da 80 kuruş olması gerektiğini hatırlatıyoruz, ifade ediyoruz. Öztek, bakanlığın açıkladığı fiyatların çok düşük olduğunu da altını çizdi. Bakanlık fiyat açıkladı. Bu açıklama serbest piyasada fiyatların daha da düşmesine sebep olacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çünkü bakanlıkça açıklanan fiyatlar çok düşüktür. Bu fiyat buğday üreticisi çiftçilerimizi mağdur edecektir. Çiftçinin üretimde kullanmış olduğu gübre, mazot, tohumluk, zirai mücadele ilacı gibi temel girdilerin fiyatlarındaki artış %25-30 düzeyindedir. 2010 Ekim'inde motorunun litre fiyatı 297 kuruştur. Bu fiyat Ekim'in 2011'de, yani her ikisinde Ekim mevsimi olarak aldık. Ekim'in 2011'de 383 kuruş olmuştur. Bunun anlamı fiyat artışı %28'dir. Görüldüğü gibi AKP iktidarının buğday fiyatında yaptığı %10'luk artış girdi fiyatlarının çok gerisindedir. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek 54. Erbakan hükümetini hatırlatarak buğday alım fiyatlarını AKP iktidarının yaptığı gibi %10 değil %83,3 arttırdığını söyledi. 54. Erbakan hükümeti döneminde 1997 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday alım fiyatlarını 18 bin Türk lirasında kilogram fiyat olarak 33 bin Türk lirasına yükseltmişti. Yani artış oranı %83,3 idi. Bu uygulama çiftçimizin kar etmesine sebep oldu. Çiftçi kar edince üretimini arttırdı. Bu da Türkiye'nin buğday üretimini arttırdı. Biz AKP iktidarından buğday alım fiyatının 54. Erbakan hükümetinde olduğu gibi %83,3 oranında artmasını beklemiyoruz. Yani öyle bir yiğitlik yapamazlar. Ama AKP iktidarına buğday alım fiyatındaki artışın girdi fiyatlarının da çok gerisinde kalmasının hatalı bir uygulama olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Biz çiftçilerimize buradan sesleniyoruz. Saadet Partisi iktidarında çiftçilerimiz alım terlerinin karşılığını alacaklardır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.